Diyor ki kendisi Muhammed bin Haris'ten naklediyor. Şöyle dediği zikrediliyor diyor. Diyor ki İmam Malik, Abdülaziz bin Seleme ve Muhammed bin İbrahim bin Dinar. Bunlar üç kişi ve yanlarında da bazı kimseler var. Bunlar İbni Hürmüz'ün yanına gidiyorlar. İbni Hürmüz yaşça bunlardan büyük. Bunların yanına gidip bazı sorular soruyorlar. Tabi İmam Malik, Abdülaziz bin Seleme İbni Hürmüz'e sorular soruyor. İbni Hürmüz de İmam Malik'in ve Abdülaziz bin Seleme'nin sorduğu sorulara cevap veriyor. Güzel bir şekilde cevap veriyor. Aynı şekilde İbni Dinar soruyor. İbni Dinar'ın sorularına cevap vermiyor. Tabi İbni Dinar'ın zoruna gidiyor. İbni Dinar gidiyor. Diyor ki ey İbni Hürmüz, Allah'ın sana yasakladığı şeyi bana niye yapıyorsun diyor. İmam Malik soruyor, cevap veriyorsun. Abdülaziz soruyor, cevap veriyorsun. Ben soruyorum, cevap vermiyorsun. Neden? Yani bana bunu bir açıklar mısın diyor yani. Diyor kalbinde bana karşı bir hastalık mı oldu diyor. Yani bana kırıldın mı? O da diyor ki evet kırıldım diyor. Onlar sorunca cevap veriyorsun, biz sorunca cevap vermiyorsunuz diyor. O da diyor ki bak diyor, ben diyor yaşlandım. Vücudum çöktü. Vücudumun çöktüğü gibi beynimde de çöküntüler olmuş olabilir. Hata yapabilirim, yanlış yapabilirim. İmam Malik, Abdülaziz bin Seleme bunlar fakih insanlar. Bunlar alim insanlar. Bunlar gelip bana soru sordukları zaman cevaplarını veriyorum. Doğrularımı alıyorlar, yanlışlarımı bırakıyorlar. Ama bakıyorum da siz benim her şeyimi alıyorsunuz. Ondan dolayı ben size cevap vermekten korkuyorum, çekiniyorum diyor. Ve bu sözü nakleden İbni Haris diyor ki İbni Hürmüz'ün sözünü beğenerek vallahi kamil din budur, racih akıl budur diyor. Bakın bu kadar önemli. Onun için avamın, cahil olan insanların kendi sözlerini, Allah Azze ve Celle'nin sözünün önüne geçirenleri, peygamberin sözünün önüne geçirenleri, selef-i salih'in sözünün önüne geçirenleri gördün mü hemen duracaksın. Diyeceksin dur kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben bir insanım. Hata yapabilirim, yanlış yapabilirim. Sana düşen kaynağından almaktır diyor. Kaynağından almaktır.